Evet, bu yoldan yürüdük. Şimdi bu tarafa doğru yürümeye devam edeceğiz. Motosikletleri aşağıda bir yere bıraktık. Gördüğünüz gibi her taraf orman. Kestane yok. Ormanların çocuğu olmak tabii kolay değil. Kestane toplamaya geldik ama işte bakın şu gördüğünüz bir kestane ağacı. Taneleri buldum ama içleri boşaltılmış. Demek ki zamanı geçmiş, bakın içleri boş. Bu dikenli şeylerin içinde bir zamanlar kestane vardı ama artık yok. Yağmurlar bayağı derin akmış ki demek ki. Bakın şuradan yağmur suları kendine bir vadi yapmış resmen, yolun ortasını çatlatmış. Arkadaşlar kestane bulamadık ama mışmıla ağacı bulduk. Mışmıla bakalım tadı nasılmış. Yani fena değil. Biraz ekşi, tam olmamış. Arkadaşlar buralarda mantar bulduk. Bakın. Ama tabi mantar konusunda uzman olmadığımız için bir sürü varmış ya. Evet arkadaşlar, Garipçe'deyiz şu anda. Arkada balık lokantası var şu aşağıda. Burada da benim adıma yapılmış olan köprü var. Evet arkadaşlar, şimdi de orman meyvesi bulduk. Bakın bunlar böyle jelibon gibi bir şey bunlar. Bunlar da yeniyor. Böyle bir şey. Mantar konusunda uzman olmadığımız için şey yapamıyoruz. Güvenemiyoruz ve toplamıyoruz. Garipçe Rumeli fenerindeyiz şu anda. Yavuz Sultan Selim Köprüsü karşıda. Kayalıkların yaşlı motorcu olarak şu kapıdan, şehrin kapısından girdik ve burası Rumeli Feneri. Cenevizlilerden kalma tarihi yaşıyoruz şu an. Arkada da deniz var, harika bir manzara. Evet, Türk'ün cesareti işte, gördüğünüz gibi.